Ben herkese merhaba. 2022. Ben de yılın bu son gününde 2022'nin öne çıkarak hazırladığımız kısa dalga ailesi olarak umut dolu bir yıl dileriz. Gündemi 2023 yılın meclis seçimi olacak. Doğal olarak siyaset gündemi. AKP ve İttifakı Cumhurbaşkanı açıklamıştı. Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi durduğu altılı masa alamadı. Ağırlıklı olarak onun adı geçse de değil. Altılı Masa, güçler sistem, mutabakat meclisi Şubat ayında kamuoyuna açıklamış. Türkiye'si sloganıyla açıklanan ve kuvvetler ayrılığı esas sistemi öngörüyor. Masada gerginlik kulisleri, liderler sorunu olmuş. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı çıkacağını savunuyor. Türkiye'de seçim barajı Nisan ayında değişiklikle %10'da yasayla birlikte yasaklarından muaf tutuldu. Yıllarında kıdemli hakimiyet kaldırıldı. Üyeler vitedilecek. 2022 yasa değişikliği gündeme geldi. Kılıçdaroğlu'nun başörtü çağrısına Cumhurbaşkanlığı ile yanıt verdi. Değişikliği kıyafet serbestliği içeriyor. Yine yılın sonunda bir gelişme yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı SK üyelerine hakaret etti. 2 yıl 7 ay 10 günde. Siyasi yasanın 53. maddesini de onun cezası Yargıtay'a geçecek. Karar altılı masanın da katıldığı İmamoğlu'na verilen bu ceza Türkiye'den değil dünyadan da tepki. Tartışılan ve tepkilere sansür yasası oldu. Dezenformasyonla mücadele ettiği yasanın 29 halkı yanıltıcı bilgiyi alenliyor ve 1 yıldan 3 yıla veriyor. Basın mesleke bu yasanın sansüre ve olacağını söylüyor. 2020'den kara bir yıl oldu. Cumhurbaşkanı kararıyla örgütleri ve siyasi partide Danıştay fesih buldu. O savcılar fesih işleminde mütalaa vermişti. Gezi daha ağırlaştırılmış müebbeti. 25 hakeme mücella yapıcının 6 ay, Mine Özay, Tayfun Kahraman'a 18'er yıl mahkeme aynı durulmasına karar verdi. Doğru istinaf bu cezaya Yargıtay'a gitti. Türkiye'yi sarsan olaylardan Bilal Caddesi'nde meydana gelen 6 kişi hayatını kaybetti, kişi yaralandı. Şir, Büyükçekmece'de Elbeşir'le birlikte Hasan ise hala firari. 25 tutuklu bulunuyor. İstanbul Caddesi'nde olan saksı ve banklar. İkinin en sarsıcı diğerinin hayatını kaybettiği ama oldu. Patlama 2015'te Türk Bağlı Maden Ocağı'nda meydana geldi. Tüm partilerin önergesi kuruldu. Müesses kişi tutuklandı. 2010'da tarikatlar sahibi gündemdeydi. Fırat Enes Kara 10 Ocak 2020'de Kara maruz kaldığı baskılar ve bir video bırakmıştı. Kara'ya müdahale edildi. Eylemi takip eden gazetecilere de yılın son günlerinde iki çocuk istismarlarını konuştu. Soykan, Hira Nur Vakfı Kurucu Gümüşel'in kızını almam nikahıyla girdiğini ortaya çıkardı. Ortaya çıkan bu skandal Türk Gümüşel ve İstekli tutumları ile ilgili mecliste konuşuldu. 2020 yasaklarıyla ve sanat ile de anılacak. Festivaller ve konserler geçerli yasaklandı. Ustası 2017'de yazdığı şarkısındaki Havva ile Adem'e soyda da hedef gösterildi. Erdoğan da Hazreti Adem'e uzanamaz. O uzak koparmak bizim görevimiz. Erdoğan daha sonra sözlerini olmadığını belirtti. Gösterilen bir diğer sanatçı Tarkan Şubat ayı isimli şarkısını yayınladı. Dinlediği şarkıdaki ile de bitecek sözleri gündem partileri şarkıyı paylaşıp tepki gösterdi. Mahmut Çınar da geçecek test pop olarak tanımlandı. Gülşen bir konser çalı tiplerle ilgili sözlerin sosyal medyada hedef gösterdiği bununla sınırlı kalmadı. Gözaltına alınıp tutuklandı. Cezası istendi. Kontrol kararlarıyla sıradan öne çıkan ekonomik gelişim. Dünyada ve Türkiye'de konuşulan konuların başında Rusya-Ukrayna savaşı, tedbir zamlar, Türk lirasının eski sorunu ve tabii gıdamlı manşet konuları arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 düşüşe geçtiğini belirterek en parlak yılımız olacak demiş. Sonuna doğru Hazine ve Bati ise 2020 yıl dedi. Yıl 24 yılın zirvesi Kasım ayı enflasyonunu %100 olarak açıkladı. Türkiye'nin oluşturduğu en aga göre 170'ti. 2023 yılı içinde ancak ekonomistler bacağı görüşünde. Ekonomi gündemi başlık faiz indirimleriydi. Para politikası kurulu faizlerde. Faizlerde kaybının da beraberinde geçti. 2022 başları olan dolar kuru yıl sınırına geldi. TL 120 oldu. Aralık 2021'de ilk mevduat sistemi yıl boyunca kur koruma 11 Kasım itibariyle 74 milyar 440. Dış ticaret 8.8 milyar dolar yılın aynı dönemine göre. Ekonomi gündemlerinden biri kira artışı. Kiraları %100'den kiracı sorunu ortaya çıktı. Artış oranını %25 kemeler ev sahibi ve oldu. Hükümet sosyal attı. Cumhurbaşkanı 500 bin sosyal ücret 2022'nin oldu. Asam yapıldı. Son olarak asgari ücret 8.500. Ancak daha yeni yıl açlık sınırının Aralık ayında açlık sınırını 0 olarak açıkladı.
22 EYT'lilerin vardır emeklilikte yaşa takıldığı yılın son günlerinde 8 Eylül 1900'de orta girişi olanlar Miss Mahve Eğilmez 2000'dirdiği yazısında 2000'lerde bulundu. İlk yarısında hızla geçim sonrasında aynı hızla oranı. Denetimden şey yapısı. Üretim yapısı nedeniyle kur artışı bir cari denge. Son derecede yüksek risk yapı. 2020 olacağını tahmin etmemiz... 2020'den önemli gelişmelerle 2022'de Rusya'nın 20 saldırmasıyla başlayan savaşçılarına göre 6 kişi hayatını kaybetti. 719 erkek ve 429 Ukrayna'da sıkı yönetim ve genelde Moskova yönetiminin liderlikle yüz binlerce kişi Putin 4 aldığı belgelerle tek nükleer savaş tehdime geldi. Gıda ekonomik krizlere de neden olan tüm dünyayı etkiledi. Dünyayı sarsan en önemli 16 Eylül'de İran'da Amini'nin ahlak mesiyle başladı. Yani eylemlerde İran 476 kişi. İran sonucu da idam tehdidi. İran'da kadınların başarısı toplumdan da 8 Eylül'de Buckingham Salon Kraliçe Elizabeth'ini kaybettiğini duyurdu. Kral olarak geçti ve unvanını aldı. Siyasi krizle de çalkalandı. Görevi bırakmasının ardından Liz Truss sadece 40 görev yapabildi. Sunak geldi. Kimde başladı ve İngiltere olmayan başbakanı oldu. Birçok ülkede siyasi denge ya da yapılan devlet başkanı olarak görev Lula da Silva kazandı. Sağ partiden sol parti. Ya da yapılan seçimlerde seçildi ve yönetim ayrıca İtalya'ya geçiş oldu. 2022 yılı ikileri de kendini iyiden iyi ayında ABD ve Küba 100 milyar dolar hasar. Pakistan'da Temmuz ayının ketinde en az 1.7 milyon kişi yerinden edildi. Son günlerinde Amerika'da en az 65 kişi hayatını. Bu fırtınanın maliyetini olduğu öngörüldü. Düzenlenen COP27 olan ülkeler için kayıp ve son buldu. Anlamsız bir şekilde etki ülkelerin savunma ülkelere ödeme yapması. 2022 erkek dönüm noktalarıyla tarih. Turnuva Katar gibi ülkenin ev sahipliği yaptı. Aynı zamanda ilk maçı kadın hakem yönetti. 22 Messi'nin 5 Dünya Kupası'nı kaldırdı. Milyarder Elon Musk'ın 2022'nin çok konuşulan Musk Nisan ayında 40 lira satın aldı. Ancak geçti. Musk'ın ardından birçok yeni gelişme Mavi Tik olarak bilinen 18 dolar tartışmalı ünlülerin de olduğu birçok etti. 15 Kasım dünyadaki insan nüfusu birleşmiş olduğunu söylerken şu açık. Çam süresindeki artış ve kişisel hijyen ve tıbbi sayesinde gerçekleşti. Yüksek ve kalıcı bunda etkiliydi. 2022'nin bilim ve tek kalım. BBC Türkçe'den yılın önemli gelişmeleri. İlk kez bir nakli yapıldı. İnsan için genetiği değiştirilen 57 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Ajansı 28 Eylül yaptığı bir asteroidin rotasını değiştirdi. Dünyayı tehdit etmenin değiştirilip değiştirilemeyeceği niteliğindeydi ve çıktı. Mart ayında da insanların %80'inde mikroplastikler 5000 küçük plastik parçalarının parçalanıp çevreyi kirletmesi. Uzmanlar mikroplastiklere zarar verebileceğini söyledi. Bu 2022'de çok özettirdi. Teleskop masından itibaren fotoğraflarını çekti. Sonraki çok erken dönem bir fotoğraf evrenin en derin görseli olarak kayıt. 2022'de Türk sinemasının usta Cüneyt Arkın, gazetin siyasetçi Aran Erdem, yönetmen sunucu Bülent Özveren, söz yazarı İlhan İrem, Halkavan, gazetin sunucusu Halit Kıvazar, Ahmet Tulgar, isimlerinden Aydın Ilgaz, aramızdan ayrılan isimler oldu. Bizim sonuna geldik. Olayları analiz eden, aktaran yazıları, yorumlarıyla Kısa Dalga gündemi sizin için takip edin. Kulağınız Kısa Dalga Nokta Dalga ailesi olarak umut dolu yıllar diliyorum. Gözünüz kulağınız bizde olsun.